Green teoremi kullanarak alan hesaplama örnek soru 1. Bu videomuzda Green teoremi kullanarak alan hesaplama konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1 elipsi içinde kalan alanı Green teoremini kullanarak hesaplayınız. Öncelikle bu elipsi bir çizelim ki kuralları yazarken daha iyi anlayabilelim diye bu çizimi yapacağım yoksa bu soruda çizmek zorunda değiliz. Bir elipsin çizimini yaparken çok da zorlu bir işlemsel sürecimiz yok. Buradaki x yerine 0 verirsek bu elipsin y'yi kestiği yerleri buluruz. x eşittir 0 dediğimizde burası sıfırlanır gider. y kare bölü b kare eşittir 1'den y kare eşittir b kare olacağından y buradan artı eksi b olarak gelir. b eksi b Bizim bu elipsin y eksenini kestiği yerler. Y'ye 0 verdiğimizde ise elipsin x'i kestiği yerleri buluruz. x kare bölü a kare eşittir 1. x kare eşittir a kareden x buradan artı eksi a gelir. a'nın b'den daha büyük olduğunu varsayalım. Şöyle x'e daha böyle baskılanmış bir elips çizelim. Eğer ki b daha büyük olursa bu yumurta şekli dikine görüntüye sahip olur. Biz elipslerin aslında bu içinde kalan alanı hesaplama için bir formüle sahibiz zaten. Elipsin eksenleri kestiği noktalar a ve b'yi biliyorsak elipsin alanı hiç bu yukarıdaki işlemleri yapmadan zaten pi çarpı a çarpı b'ye eşittir. Çemberde pi kare'dir alanımız. Çemberde bu a ve b birbiriyle eşittir zaten r çarpı r'den pi kareye dönüşür. Elipsin alan formülü budur. Neyse, burası sadece elipsi çizelim ve bundan sonra anlatacaklarımı daha iyi anlayalım diye yaptığım bir bölüm. Mutlaka yapmak zorunda olduğumuz bir şey değil. Biz bir alanı Green Teorem kullanarak hesaplayacaksak bu alanın çift katlı integral ile ifadesini vektör alanlarının çizgi integralini çevirerek hesaplama yapacağız demektir. Biliyoruz ki bir çift katlı integralin içerisine 1 koyarsak buradaki taralı bölgeyi biz gidelim ve R ile ifade edelim. Biz bu çift katlı integralin sınırlarını bu R bölgesinden elde ediyorsak İçeride 1 varsa buraya d'a dersek bu bize direkt bu r bölgesinin alanını vermektedir. Konu anlatımında da konuşmuştuk. Şimdi bu gördüğümüz çift katlı integral buradaki alanı vermekte. Biz ama green teoremi kullanarak bu alanı hesaplayacağız. Green teorem bu noktadan sonra devreye giriyor. Green teoremi de eğer ki bir kapalı bölgede vektör alanının çizgi integrali hesaplanıyorsa onu çift katlı integrale çevirerek çözme fikridir Green Teorem. Burada ise geriye döneceğiz. Çift katlı integralden çizgi integraline dönerek bunun hesaplamasını yapacağız. Ve bunun için içeriye özel bir vektör alanı yazdığımızı konu anlatımında konuşmuştuk. Buradaki C bizim bu elipsin içerideki alanını çevreleyen bu sınırsal bölgesi. C eğrisi burası. C eğrisi burada kapalı. Bu C eğrisi üzerindeki dönüş yönünü saatin tersi yönü olarak biz kabul edeceğiz. Ki Green teoremin uygulanabilmesi için o varsayım gereklidir. Bu içeriye yazdığımız şey ise seçtiğimiz vektör alanı eksi y bölü 2 dx artı x bölü 2 dy olacak. Aslında buradaki eşitlik şöyledir. F dr'dir. Bu f'in yerine biz fx'ye vektör alanı yerine biz x koordinatı eksi y bölü 2 y koordinatı x bölü 2 seçecek olursak Green teoremden bu çift katlı integrale geçerken biz şu formülü kullanıyoruz. Q'nun x'e göre kısmi türevi eksi p'nin y'ye göre kısmi türevi. Bunun sonucunun bir çıkması için Buraya vektör alanını seçiyoruz. Q'nun x'e göre 1 bölü 2'dir. Eksi P'nin y'ye göre o da eksi 1 bölü 2 verir. Eksi eksiden artı eder. Bunun sonucu bir çıkacak şekilde bir vektör alanı seçiliyor. Burada birçok vektör alanı seçilebilecekken en yaygın biçimde kullanılanı budur ve bu tercih edilmelidir. Çünkü bütün hocaların kabul edeceği şey budur. Diğerlerinde zaman zaman bazı ufak tefek sıkıntılar çıkmıyor değil. O yüzden bu en sağlıklısıdır. Şimdi bundan sonrasında nasıl ilerleyeceğiz? Buradaki çizgi integralini çözeceğiz. Fakat çizgi integralini çözebilmek için line integrali çözebilmek için bu c eğrisini parametrize etmemiz lazım. Buradaki c eğrisinin parametrizesine geliyoruz şimdi. Bir elipsin parametrize edilme biçimi şu şekildedir. x eşittir x eksenini kestiği nokta nedir? a. a çarpı kosinüs t y, y eksenini kestiği nokta b, b çarpı sinüs t. Pozitif olarak alıyoruz bunları. Saatin tersi yönde dönüyorken ikisi de artı artıdır. Saat yönünde dönerken parametrize etmede sinin önüne eksi gelmektedir. Bunları zaten çizgi integralin başlangıcındaki parametrize etme kurallarında konuştuk. Burada t'nin değişim aralığı da 0 ile 2 pi aralığında olacak. Tam bir. Dönüş sağlıyoruz çünkü. Şimdi bu parametri etmeye göre bu çizgi integralini şimdi uyarlamaya başlıyoruz. Buradaki C yerine sıfırdan C'yi kaldırıyoruz artık. Parametrize edilmişleri yerlerine koyacağız. Sıfırdan 2 pi'ye buradaki Y yerine getirip B sin T eksi B sin T bölü 2 çarpı DX yerine x'in t'ye göre türevi dt gelecek. x'in t'ye göre türevi a çarpı eksi sin t dt artı buradaki x yerine a cos t'yi koyuyoruz. a cos t bölü 2. Buradaki dy yerine y'nin t'ye göre türevi dt gelecek. O da b cos t dt. Evet. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi bunların ikisi de dt dt. Bu ikisini birleştirebiliriz. Burayı çarparsak sıfırdan 2 pi'ye ab bölü 2 çarpı sin kare t olur burası. Artı burası da ab bölü 2 kos kare t Artık bu ikisini birleştirdik. 2 i̇ki tane dt yazmıyoruz. dt ab bölü 2 parantezini alırsak sin kare t artı kos kare t eder ki o da 1 o da 1'dir. Dolayısıyla burası ab bölü 2 eder. 0'dan 2 pi'ye ab bölü 2 kalır içeride. Bunun t'ye göre integralini alırsak bunun yanına t gelir. ab bölü 2 çarpı t. Bunda 2 pi ve 0 koyacağız. 2 pi'yi koyduğumuzda buraya AB bölü 2 çarpı 2 pi. Sıfırı koyduğumuzda tn'e sıfır. Buradaki ikiler birbirini götürür. Pi AB sonucuna ulaşmış oluruz. Ki en başta işleme başlamadan zaten onun öyle çıkacağını biliyorduk. Biz burada şimdi bu elipsin içinde kalan alanı Green Teoremi kullanarak hesaplamış olduk. Önce bir çift katlı integralin bu alanı verdiğini tanımladık. Green Teorem sayesinde bunu bir çizgi integraline eşitlik biçiminde yazdık. Buradaki vektör alanı her zaman bu şekilde seçilecek diye kafamıza yerleştirebiliriz. Ondan sonra buradaki kapalı alanın sınırlarını parametrize ettik ve onları getirip yerleştirerek buradaki çizgi integralimizi çözdük. Çizgi integralinin diğer bir ismi eğrisel integraldir. O şekilde duyanlar da e, bilsinler ki aynı anlama geliyor onlar. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.